Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sunar. Merhabalar efendim. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Soğuk, çok soğuk. Gündem ama çok sıcak. Konuğum, gazeteci arkadaşım, meslekteki lakabıyla babacığım aramızda. Kendileri çünkü Karadeniz'de olmakla iftihar ederler. Babacığım İdris Akyüz ve siyasetçi, parti meclisi üyesi CHP'nin idi. Değil ama şimdi olsun, siyasette aktif. Bugün bize CHP adayları açıklandı biliyorsunuz bir bölümü. Esas sürprizler kapının öteki tarafında, biraz kulis verecek, biraz açıklamaları değerlendirecek, açıklanan isimleri yorumlayacak. Bunları konuşacağız ama konuşacağımız konuların başında bakın sarı yelekliler geliyor. Evet. Sarı yelekler sadece Fransa'nın değil Avrupa'nın da gündeminde ve tuhaf bir şekilde Türkiye'nin de gündemine geldi. Hakikaten bildiğiniz Türkiye'nin gündemine geldi. Bazı iddialarla hani sarı yelek alırlarsa insanlar terör şüphelisi olabilirler. Potansiyel tehlikeli gibi. Tabii canım, o ne? Şimdi bunu konuşacağız. Ama önce hayatın içinden bir haberle başlayalım. Kar yağışı. Şimdi kar etkili olmaya başladı. Aralığın hemen başında zaten kış geldi. Kar olunca, kar, yağmur, soğuk hemen gündemde öne geçer malum. Doğal olarak öne geçer. Çünkü ulaşımı etkiler, daha fazla doğalgaz yakarsınız ya da kömür yakarsınız, cepleri etkiler, her şey etkiler. Ankara'da geceden itibaren yüksek yerlerde başladı kar yağışı. Şehri tamamen etkilemese bile hani Ankara'ya merhaba dedi. En azından onu görebiliriz. İşte yüksek, bugünkü bir fotoğraf bu. Ankara'da kar başladı. Şimdi Ankara'da başlamakla kalmadı. Ankara-İstanbul karayolu etkilenmeye başladı. Bu önemli. Umarım... Tabii bu çok güzel görsellik olarak da evet, hayatı zorlaması bakımından, evet, umarım zorlamaz, bakımından da epey sıkıntı yaratacak. Şimdi gibi. Tabii... Kar dediği gibi tam da İdris Akyüz'ün görsellik olarak şahane, hani bir sanat eseri kendi başına. Ama hayatın içinde maalesef evsizler için çok büyük sorun. Onlar için belediyeler artık öğrendiler, önlem alıyorlar. Kar yağdığında ya da çok soğuk olduğunda, kar soğuğu yaşandığında özel yerlere sokaktakileri alıyorlar. Fakat... şu küçücük dostlarımız var ya bizim, kediler, köpekler. Onlar tabii sokakta. Ama ne olursunuz onlara biraz daha özen gösterelim. Çünkü yiyecek bulamayacaklar. Hadi ısındılar diyelim. Yani kolay kolay donmaz hayvanlar bu sıcak, bu soğuklukta ama bu derecede. Yiyecek bulmaları problem. Su problem olabilir. Lütfen onlara... yardım edin. Yani hani vardır etrafınızda muhakkak kediler, köpekler. Şimdi böyle de çok sayıda insan var. Neyse ki bu minnacık şeyleri, canları gözeten. Ama tam tersi de var. Hayvanların mukayese ettiğinizde yanına yaklaşamayacak, insan vasfını da taşımayan, niteliğinde taşımayan varlıklar var. Şimdi onlara bir örnek gelecek ekranlarınıza. Yalova'da Berna Özer adlı bir hanımefendi, veteriner kendisi, kliniğinin kapısına bir kutu koyayım, küçük kutu koymuş. Onun içinde minik bir kedi var ve ekstra üşümesin diye üzerine de küçük bir, hani battaniye diyorlar ama böyle el örmesi bir şey, küçük şal gibi bir şey gibi koymuş. Şimdi sonrası işte o görüntülerde gelecek. Güvenlik kamerası görüntüsüne yansıyan bir
insanlık nesi, bir şeysi. Buyurun izleyelim hep birlikte. Şimdi... Yani sevgi sadece insanlara has değil, hayvanlara da öyle. Hayvan kendini seveni de hemen tanır zaten. Bu hele hele kış günlerinde, yazın o sıcaklarında onlara gerçekten iyi davranmak bir insanlık görevi. Kendini seven insanın hayvana eziyet etmesi mümkün değil. Kendisiyle sorunu varsa hayvana da eziyet eder. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi o yün parçası, hani battaniye falan deniyor. Hayır, bildiğiniz yün parçası kedi için olsa olsa battaniye olabilir. Küçücük bir şey çünkü o. Bir kutu, karton kutunun içinde. O kadının öyle bir kuma ne ihtiyacı olabilir? Hiç bilemiyorum ki. Nereden bilebiliriz? Biz de bilemeyiz. Ya olabilir mi daha doğrusu? Diyorsun? Yani bence olamaz. Öyle bir şeye ihtiyacı bir insanın, hani sokakta yaşar, evsizdir, soğuktur. Gene anlaşılmaz belki ama hani acaba dersiniz. Büyükçe kendisini ısıtacak bir battaniyedir. Ya sen nasılsa kürkün seni ısıtıyor birader. Ver bakayım bana şu battaniyeyi der. Bu kadının o küçücük yün dönmüşlüktür. Sadece bu kadın için söylemiyorum ama yani ihtiyacı olmayan ya da başkalarının zararına dokunacak şekilde edinmekten de söz ediyorum. Yani sadece bu kadından değil. Bir şey söyleyeyim mi? Bu yaşam koşulları inanılmaz, bu son yıllarda bir travma insanlarda. Yani psikologlar da aynı şeyi söylüyorlar. Stres ve travmaya dönüşen bir stres. Dolayısıyla hayvanlara davranış biçimi, insanlara davranış biçimi o anlamda onların o içerisinde bulunduğu haleti ruhiyede nasıl bir tepkiyi ortaya koyacağını tespit etmekte sıkıntı sokuyor. Sen diyorsun sokuyor. Ki insanlıktan çıkıyoruz. Ya, basbayağı. Gerçekten öyle yani. Hiç şeyi yok yani. Durup dururken, yolda giderken yol verdin vermedin kavga ediyor insanlar, katil oluyorlar. Ya bunları yaşıyoruz bugün. Tabii yani. Ya da tersi hayvanlardan intikam alıyorlar. Evde girdiği bunalımdan kurtulamamış, kendini sokağa atmış bir insan gidiyor hayvanlardan öç alıyor. Ya o hatırla o görüntüleri Allah aşkına, o köpeklere yapılan kolları bacakları kesilen hayvancağıza. Bütün bunlar. Sene bin yıl ve yaş çıkacak ortaya, kusura bakmasın kimse hani duymamış olun. 1960'ların ortaları, Ankara'da oturuyoruz, kapı komşumuz. O zaman bir MHP milletvekiliydi. Adı lazım değil. Hı hı. Çok şiddet yanlısı bir adamdı. Şiddet dolu daha doğrusu. Şiddet dolu bir adamdı. Her gece karısını döverdi. Hatta bir gün kadıncağız üzerinde sabahlığıyla bizim eve sığınmıştı. Öyle. Adam karısını döverdi. Kadın en büyük çocukları, kızı döverdi. Kız küçük erkek kardeşini döverdi. Vallahi şaka değil. İnanın şaka değil. Hani metafor falan hiç değil. Bu yaşanırdı. Haftanın en az birkaç günü. Küçük oğlan da kediyi döverdi. Aynen. Yani. Kediye tekme vururdu. Gücü yetmediği evet. için onlara kendinden daha güçlü şiddet olan tekme böyle bir sarmal. Tabii. Doğru söylüyorsun. Tabii. Doğru söylüyorsun. Maalesef. Maalesef. Gelelim siyasete. Evet. Bugünkü konumuzun ana başlığı. Bu arada hemen söyleyeyim, Sırrı Süreyya Önder cezaevine girdi biliyorsunuz. Onunla ilgili haberler nasıl görüldü medyada? Oysa bir zamanlar nasıl bir gündemle anılıyordu Sırrı Süreyya? Bunu konuşacağız. Asgari yaşamı konuşacağız. Hani travma diyoruz ya, toplumdaki travma. Bunu da konuşacağız. Ama önce bir siyaset satırmayına girelim. Yerel seçimlere doğru. Şimdi CHP dediğim gibi başta bazı adayları açıkladı. Sürprizler sona kaldı da. Yani büyük önemli merkezleri sona bıraktılar. Evet. 212. Ona gelelim de sevgili İdris. Şimdi bu bana hem sürpriz oldu hem olmadı. Midem bulandı falan filan. Karışık duygular. Sabah gazetesi. Sabah gazetesi. Erdoğan da işte bazı adayları açıkladı gene biliyorsunuz. Şimdi Sabah gazetesini bir görelim. Sabah gazetesinde işte iki lider tek yürek tek ses tek hedef. İki lider, ikincisi Bahçeli nasıl oluyorsa oluyor. Hani o iki lider tek yürek olmuşlar. Bunu da soracağım İdris Akgüz'e. Gerçekten örgütler
bunları kaldırıyor mu? Onlar tek yürek mi? Fakat benim ilgimi çeken esas o gazetenin tam göbeğinde yer alan fotoğraf. Erdoğan'ın açıkladığı belediye başkanı adaylarından sadece biriyle fotoğrafı konmuş. Kim o isim? Şimdi gelecek ekrana. Savcı Sayan. Adı Savcı, soyadı Sayan, bir beyefendi. Siz onu çok görmüşsünüzdür ekranlarda. Pek sever hele AKP yanlısı, paydaş, yandaş televizyonlar. Şimdi burada Baykal için ağlamıştı. Baykal istifa ettiğinde değil mi İdris? Evet. Çok ağlamıştı. 2010'da. O zaman MHK üyesiydi zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu üyesiydi. Savcı Sayan, Deniz Bey'in oraya taşıdığı bir isimdi. Ve istifa ettiğinde de Deniz Baykal da böyle bir isim olduğunu bilerek getirmedi herhalde asla, ya. Asla tabii. Yani herhalde en büyük üzüntüyü de Deniz Baykal yaşıyordur bu konuştuklarımız karşısında. İnanılır gibi değil. Bazen kavun değil insanları ne olduğunu anlayabilesin diye. O dönemde öyleydi. Evet, Deniz Bey kaset komplosuyla istifa etmek zorunda kaldığında istifa etmesin geri dönsün diye çaba gösteren, istifa ederken de hüngür hüngür ağlayan bir isim. Şimdi bakın Savcı Sayan Baykal için böyle ağlamıştı. Zaten kanını kesseniz kırmızı beyaz CHP akardı. Sahiden öyle. Bunu da kürsüde zaten her fırsatta dile getirirdi. Bakın işte o yol ayrımından önceki yıllarda nasıl hani 2000'li yılların başlarında nasıl döktürmüş Savcı Sayan Bey? Dün bugün izleyelim. Hepimiz yani milletvekili olamadınız Savcı Bey ama belediye başkanı olacak mısınız bilmiyorum tabii. Ağrılılar size oy verir mi? Umarım iki kere düşünerek kullanırlar oylarını. Yani Türk siyaseti bu kadar bir oportunizm olabilir mi? Yani bu kadar kendi çıkarlarını düşünen, siyasette hiç ilkesi olmayan. İlkeleriniz olmalı. Siyaset yapıyorsanız ilkeniz olmalı. İlkeniz güne göre pragmatist ya da kendi çıkarlarınız doğrultusunda değişecek kurallar değildir. Bu bir ahlaktır. Yerleşiktir. Ahlak. Değişmesi mümkün değildir. Siz eğer bugün bu partide öteki partiye demediğinizi bırakıyor iseniz ve ertesi gün oraya geçip buraya aynı küfürleri savuruyorsanız sizden insani olarak da siyasetçi olarak da ahlaki temelde dingin bir insan tiplemesi ya da tarifi yapmak mümkün değil. Böyle şey olur mu Allah aşkına ya? Sevgili İdris, şimdi çok uzun zamandır biliyoruz zaten bu tabloyu da yorumlamanı isteyeceğim senden. Erdoğan, yani AKP, MHP, Cumhur İttifakı çerçevesinde özellikle yorumlamanı isteyeceğim. AKP eski dostlarıyla neredeyse köprüleri tamamen attı. Abdullah Gül'e işte salvo üstüne salvo. Biliyorsunuz Hulusi Akar'la sözcüsü İbrahim Kalın'ı göndermişti. Hı hı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında. Yani daha doğrusu o süreçte. Eski dostları sildi. O Bülent Arınçlar, Cemil Çiçekler, Beşir Atalaylar vesaire bir zamanların o güçlü isimleri ya da Erdoğan'la birlikte yola çıkan ekip güya gençler hani Refah Partisi Fazilet'in gençleri gibi yola çıkmışlardı. Hiçbiri yok. Şimdi onları bir kenara atıp Savcı Sayan gibi röntgenini çekseniz iskeletinde kim bilir neler göreceğiniz bir ismi yanına alması, Ağrı Belediye Başkanı adayı yapması, dahası doğrudan doğruya Erdoğan'ın sesi olarak görülen Sabah Gazetesi'nin beni en çok şaşırtan da oldu. Ağrı Belediye Başkanı adayı gösterir. Sabah Gazetesi bu seçe seçe Savcı Sayan'la fotoğrafını seçip koyuyor. Şimdi şey onu, bu AKP cephesi açısından ne ifade ediyor? Şöyle bir şey söyleyeyim. Artık yönetir olmak
ve yönetme refleksini kaybettiğini fark ettikten sonra kendi paydaşlarını, ilk 2002'deki kendi paydaşlarıyla yola çıktığı arkadaşlarını daha doğrusu bir kenara itip yenisini arayış içerisinde olmanın tek nedeni vardır. Artık yönetilir olmaktan ve o özelliği, o refleksi taşımaktan uzaklaşıyor ne demek. Ne olmaktan uzaklaşıyor dedi? Yönetir olmaktan. Yönetir olmaktan. Yönetim refleksi. Evet. Onun ardındaki desteği kaybetmiş olmanın getirdiği endişenin ya sonucu. Ben öyle düşünmüyorum bak. Şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela Beşir Atalay gibi isimler. Kala kala kim kaldı? Şu anda Binali Yıldırım kaldı. Birkaç kişi daha kaldı. Binali Yıldırım bile nerede? Şimdi onu da konuşacağız İstanbul'la adaylığıyla ilgili olarak da. Şimdi başka kimse kalmadı. Kim var yanında? Daha önce kendisine en büyük eleştirileri getiren, hatta terbiye sınırını zorlayan eleştirileri getiren birçok ismi kadrosuna aldı. Neden? Neden? Çünkü güç kaybediyor. Belki oradan beslenirim endişesi. Savcı sayanla mı güç devşirecek? Onu da karşı tarafı vurmak için. Onu da bir tetikçi olarak. Savcı sayanla CHP'yi nasıl vurursun? O öyle varsayıyor. Bir yığma malzemeyle mevzi oluşturuyor şu anda. Yığma malzemeyle mevzi sizi kurtarmaz. Bunu fark ediyor. Ben ne kadar yürüyebilirsem artık onun çaresini bulmaya çalışıyor bence. Ben öyle düşünmüyorum. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Baktığım zaman gördüğüm manzaraya şöyle yaklaşıyorum. Şimdi bakın, beğenirsiniz beğenmezsiniz. Karşısınızdır toptan ya da yanındasınızdır. Ama Erdoğan, Abdullah Gül, işte Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Beşir Atalay, sayabildiğiniz kadar birçok önemli isim vardı. O birlikte yola çıkan ekip. Şimdi bu nedir? Birbirine beş aşağı beş yukarı eşit güçte, eşit nitelikte insanlardan oluşma bir ekiptir. Bu da gene beğenin ya da beğenmeyin gücün dağılması anlamına gelir ve nispeten tırnak içinde demokrasiye hani kısmen uyan bir tablodur. Oysa Erdoğan artık başbakan değil, siyasi parti lideri değil, cumhurbaşkanı değil. Erdoğan başkan ve sultan. Sultanların da kendilerine yakın ya da eşit düzeyde insanlara tahammülü olur mu? Olmaz. Hayatım. İşte bütün mesele o. Yani ne lazım? Sultanlar ne sever? Kapı kolu. Kapı kolu, dal kavuk vesaire. Kendine akıl öğretmeyen. Evet. Kendi direktiflerini hayata geçiren. Hatta kendi fikri olmayan. Tabii. Kendi emirlerini bir kolonel vali gibi alacak, gereğini yerine getirecek, sonucunu bildirecek insanlara ihtiyaç duyar. Aynen böyledir şu anda. Oraya gidiyor. Bir saltanat sultanlık özleminin getirdiği sonuç. Fiili olarak, hukuki olarak böyle bir yapı yok ama fiili olarak gördüğümüz bu. Dolayısıyla burada akıl öğretecek hiç kimseye ihtiyaç duymaz. Bu psikolojik analizde Özcan Köknel'e, hocaya sorun, anlatır size daha açık açık şeyde. Gücü paylaşmamak. Gücü paylaşmamak. Tek elde toplamak ve bununla yürümek. Şu ana kadar bütün eleştirisi bu değil miydi? Demokratik parlamenter sistemin ülke yararına, hükümetin hizmetlerine engel oluyor. Değişik kurumlarda gecikmeler oluyor. Peki değiştin, gücü sen eline aldın bütünüyle. İki dudağın arasında her şey. Bir kararnameyle istediğin bakanı atıyorsun, görevine son veriyorsun. İşleri ancak daha süratli yürütelim diye dedin, geldin. Peki ne oldu? Enflasyon ne oldu şu anda görüyoruz. Tabii. Uluslararası piyasada ekonomik olarak Türkiye'nin içerisinden geçtiği sıkıntıyı şimdi biz içeride ülke vatandaşları olarak yaşıyoruz. Dolar 5,5 lirayı sınırında. İnsanlar doları bozdursun dedin, bozmuyor dolarını. Niye bozmuyor? Çünkü dolar 7 lirayı test etti. Geldi şimdi 5,5'ta, onlar bekliyor ki 7 liraya çıkmadan doları bozdurmayacak bu millet. Doları tutan insanlar böyle. Harcama yapmıyor, stagflasyon. Bir durgunluk var piyasada.
şeye gidiyorsun, kasaptan 150 gram kıyma alıyor Fatma Hanım. Tabii. 150 gram. Bak daha önemlisi bu AKP döneminin lokomotif sektörü inşaattı, değil evet. mi? İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi Başkanı. Şimdi inşaat konusunda herhalde ne kadar yetkin bir isim olduğunu söylememe gerek yok. Tahir Tellioğlu diyor ki son 5 yıldır Türkiye'de müteahhitlik sektörünün yavaş yavaş sürdürülebilir olmaktan çıktığını defalarca ilettik diyor. Şu an itibariyle diyor batan müteahhit oranı yaklaşık %20 ama diyor bu şekilde giderse yıl sonunu bulmadan, yıl sonunda da şurada 20 gün bir şey kaldı. 20 gün içinde demek istiyor hani yıl sonunu bulmadan sektörün %30'unun daha batma riskiyle karşı karşıya kalacağı endişesini taşıyoruz diyor. Ben isimleri vermek... Bir numaralı isim bunu. Tabii söyleyeyim. İsimleri vermek istemiyorum. Birçok inşaat firması şirketinin, büyük şirketlerin... Öyle değil mi? Elinde şu anda stok olarak duran daire sayısı inanılmaz bir rakam. Şöyle bir şey söyleyeyim. Çok yakın bir dostum, o da müteahhitlik yapan birisi. Geçen yıl 750 bin liraya satılığa çıkardığı daireyi satamadı. Geldi bu yıl 650'ye indi. Gene satamıyor. 500'e inerse bir kredi çekelim bari. Belki, yani gerçekten. Para yok da bir kredi verirler gerçekten, belki. Böyle bir konkordatoya gidenler, iflas edenler, bankaların el koymaya kredi kullanılanlara dönük hamleleri falan baktığımızda öyle biz başka bir Türkiye görüyoruz. Konkordato yasaklayacaklarmış bir de. Olabilir de. Olabilir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlattığı Türkiye ile bizim içerisinde yaşadığımız Türkiye sanki başka iki ülke. Ya. Ben günlük yaşamın içerisinde pazara giden, insanlarla konuşan eden birisiyim. Günlük yaşamın içerisinde gördüklerimle Sayın Erdoğan'ın anlattıkları ve televizyon ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin gelişmişliğine dönük otoyolu, köprüleri, havalimanları falan. Aç insanlar aç. Aç. Onlar o taşla demirle doymaz. Doyuramazsınız onları. Ya siyasete girdik ama tabii siyaset hele şimdi ekonomiden ayıramayız. Biliyorsunuz dün asgari ücret tespit komisyonu toplandı ve ilk kez bir asgari ücretli evet. komisyonda yer aldı. Bu önemli bir hamleydi. Tabii böyle yaptıklarında pişman olmuş olabilirler. Çünkü Gülden Görmez, Yalova'da çalışan bir güvenlik görevlisi o kadar açıklıkla anlattı ki pişman olmuşlardır tespit komisyonuna. Yetmiyor, dönüştüremiyorum kendimi evet. diyor. Şimdi bir kulak verelim hanımefendiye. Öyle bir şey anlatıyor ki hani oturun ağlayın. Ya bir anne düşünebiliyor musunuz? Oğluna okul formasının bir parçası olan hırkayı parası yetişmediği için alamamış. Okul yönetimi çocuğu uyarmış. Kim bilir nasıl uyarıldı o çocuk. Belki arkadaşlarının yanında kendini küçük düşmüş hissetti belki. Okulu bırakmış oldu. Yani ve anlatıyor yani hakikaten asgari yaşa. Ya. Şimdi AKP böyle bir dönemde gidiyor seçime. Dolayısıyla da MHP'siz yapamıyor. Evet. İşte desteğe ihtiyacı var. Evet. Oradaki destek, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu daha önce de birçok siyasetçi arkadaşlar, sosyologlarla da tartıştık ettik. Ben AKP tabanıyla MHP tabanının birbirinden çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Girift hale gelmiş artık. Yukarıda bir birliktelik, sadece bunun altında şöyle bir şey var. Bana dayatma diyen bir MHP içerisinde bir kesim var. Bana bu birlikteliği dayatma diyen. Bunların bir bölümü İYİ Parti'ye geçmiş gitmiş ama şu anda hala daha parti içerisinde kalıp bu parti benim partim. Eğer bu partiyi kurtarmam gerekiyorsa bunu başka yere giderek değil, içinde mücadele ederek kurtaracağım. Dolayısıyla bir yandan Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bağlılıklarını bildirirken bir yandan da itirazlarını dile getiriyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir siyasi parti seçimlere girmez mi? Kaçar mı seçimden?
Türkiye'yi yönetme iddiası olan bir siyasi partinin İstanbul gibi bir kentte belediye başkan adayı olmaz mı? Eğer yoksa o zaman başka bir şeye bakmak lazım. İşin başka bir tarafına bakmak lazım. Ben yokum ama benim muadilim bir başkası var. Ben ona destek veririm. Güç onda çünkü. Diyor ki bu MHP içerisinde Devlet Bey'e karşı hem bağlılık bildiren hem de itiraz eden kesim diyor ki hayır diyor, ben mecbur değilim diyor. AKP'nin gösterdiği adaya oy vermek zorunda değilim diyor. Ve bu kesim önemli bir şekilde bu şu andaki MHP içerisinde 3-4 puanlıka, bak 3-4 puanlık MHP'nin aldığı oy oranının 3-4 puanının böyle bir itirazı var. Araştırma kurumlarının anketlerde de bu çıkıyor. Geçen hafta benim Ombudsman programında konsensüs, Murat Sarı konsensüsü sahibi konumlu araştırma şirketinin o tespitleri anlattı. Bunlar ya sandığa gitmeyecek, büyük ihtimalle sandığa gitmeyecek diyor. Ya da bir başka partinin adayına oy verecek ki yerel olmasının da tabii isimler üzerinde çok önemli etkisi başka var. Başka parti derken yani, mesela İyi Parti mi? İyi Parti. Ya da CHP mi? Yani CHP ile MHP arasındaki oy kaymaları daha eskiden de yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'de şimdi kızıyorlar HDP'ye gitti oy verdi diye. Allah cezanızı vermesin. Ben onu söylüyorum. Ya size vermedi mi 2009'da, 2007'de? Barajın altında kalmayın diye size oy vermedi mi 2011'de? Parlamentoya daha çok parti girsin de Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidar olmasın diye. Şimdi geldin diyorsun ki siz Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni stratejik davranan bir seçmen. Bunu bir tespit etmemiz lazım. Gerçekten stratejik ve cumhuriyetle ilgili, demokrasiyle ilgili kaygıları en pik noktada değerlendirip ona göre davranabilme refleksi olan bir seçmen. Dolayısıyla bunları yaptı. Şimdi MHP'lilerin ya da AKP'lilerin Cumhuriyet Halk Partili seçmen gitti HDP'ye oy verdi, bir terörü destekleyen bir parti diye yakınmasının anlamı yoktur. Bak biraz önce söz ettim ya, Savcı Sayan'ın adaylığı çerçevesinde Sabah Gazetesi'nde orada neydi manşetimiz? İki lider, tek yürek, tek ses, tek hedefti. Şimdi iki lider, tek yürek, birbirlerini çok seviyorlar, onu biliyoruz. Hani muhabbetten ölecekler. İki devlet, bir millet der gibi. Ama yani nasıl tek hedef? Şimdi AKP'nin hedefini biz biliyoruz. Yani cumhuriyeti tasfiye edecekler. Akıllarındaki cumhuriyeti inşa edecekler. Acaba Bahçeli bunun farkında mı? Diyor ki Sabah Gazetesi'ne verdiği demeçte, ittifakımız tarihin akışını değiştirecek, 2023'ün güçlü Türkiye'sini şekillendirecek. Şimdi bunun manası bana göre açık. Ama benim anladığımı mı anlıyor ve anlatıyor sence Bahçeli? Yani 2023 hedefi var. Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. O zaman Erdoğan hakikaten kapıya kilit vurmayı, bir anlamda mecazi olarak söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti'ni tamamen tarihe gömmeyi hayal ediyor. Hedefi bu. Peki nasıl oluyor da Bahçeli'nin hedefi de bu oluyor? Hadi Bahçeli'nin çok özel bir misyonu var diyelim, bilmediğimiz. Seçmeni buna nasıl, senin de söylediğin gibi rahatsızlıklar meselesinde ne kadarı bunu görüyor? Ya düşünebiliyor musun? İdris, kaç programdır konuklarımla bunu konuşuyoruz. Bir siyasi parti lideri, meclisi temsil edilen bir siyasi partinin lideri, İlk defa Ankara'da, Bahçeli Ankara'da oy kullanacak. Gelecek, başka bir partinin adayına oy verecek ya. MHP bu hale geldi. MHP AKP'nin hedefine kilitlendi. Görmüyorlar mı sence bunu? Evet, yani var itiraz ama bir şey söyleyeyim. Bu tamamen duygusaldır. Duygusal. Ha. Destek. İki, olanaklardan faydalanmak. Her kim ki söylüyorsa, görünürde öyle bir pazarlık yok, öyle bir talebimiz yok diyorlarsa da görünmezde neler var?
Görünürlüğü tamam, eyvallah. Böyle bir talebiniz yok. Peki görünmezde neler var? Mesela bak geçen de bir video paylaştık, soruşturma açıldı hesapta. Bir rütbeler, rütbesiz taze erleri toplamış koğuşta. Siverek MHP adayı Fatih Bucak için böyle rap 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 işte yürütüyor. Fatih Bucak selam sana diye slogan attırıyor. Şimdi poliste, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, kamuda, MHP'ye epey belediyelerde yer açıldı. Mesela evet. Onu mu kastediyorsun? Tabii tabii. Yani bu çok doğal. Devletin olanaklarından faydalanması bakımından önemli bir şey bu. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaş ya? Bir gecede 2700 kişiyi İşkur marifetiyle işe alıyorsunuz. Bunlardan 4 tanesi fiili olarak çalışıyor. Gerileri kartı basıp her başında maaş alıyorlar. Bu çok örnekleri var. Bayburt'ta ben tanığım buna. 2 yıl önce. Bir gecede iş kur marifetiyle Bayburt'ta 2700 kişi işe alındı. Bu alınanlar içerisinde orada iş sahibi olabilmek için başka partili insanlar vardı, Cumhuriyet Halk Partili üyeler vardı. Onları da zorunlu olarak istifa ettirdiler. İstifa etmezseniz sizi işe almayız, bir de AKP'ye üye olacaksınız dediler. Bu baskı, bu bir mahalle baskısı aynı zamanda. Bu bir ideolojik baskı aynı zamanda. Bunun yani sosyal yaşam içerisinde insan varlığını nasıl sağlayacak, nasıl yürütecek, ayakta kalacak? Yaşama hakkını sağlamak için beslenmesi, işi, gücü, cebinde parası olması lazım. O yoksa nasıl olacak? İnsanları mahkum etmişsiniz. Peki Çiçero boşuna mı söylemiş aç insan özgür olamaz diye? Nasıl olacak o insanlar özgür? Karnını doyurduğunuz, kim doyuruyorsa onun yanında yer alıyor arkadaş ya. Bu hale getirildi ülke. Bu ülke böyle değildi. Bu ülke... Geçmişine baktığın zaman en sıkıntılı dönemlerinde bile her 20 yılda bir Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet'ten bu tarafa kuluşan her 20 yılda bir ekonomik sıkıntı çalkantı yaşamış gelmiş. Yani böyle geçmişe baktığımız zaman bunların hepsini görüyoruz. Ama bu dönemki kadar ben böyle ne okudum ne yaşadım. Hepimiz yaşadık bunları. Terörün en pik noktada olduğu tarihler 70'li yılların sonları, ikinci yarısı. O tarihlere baktığımız zaman bile, evet 78'de hükümet vardı, Cumhuriyet Halk Partisi, Ecevit Başbakan'dı, akaryakıt kuyruğu vardı falan bilmem ne, karneyle veriliyordu falan şu bu. Ama bu kadar umutsuz değildik. Bu kadar umutsuz değildik. Evet. Ve toplum böylesine kabak gibi ortadan ikiye ayrılmamıştı. Şimdi burayı nasıl taşıyacağız? Eğer demokrasinin en basit tanımıyla, temsiliyetin olmadığı bir parlamentoyu düşün. Yani her türlü fikrin orada temsil edilmesi lazım. Ama parlamento temsil edilse ne olur şimdi? Doğru. Elinde bir yasa var. Şimdi yerel yönetimler diyoruz. Mart'ta seçimlere gideceğiz. Yerel yönetimlerden sonra çıktı Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki kardeşim ben bu sistemi lağve ediyorum. İlçe belediye başkanlıklarını kaldırıyorum. Aha kararnameyi yazdım. Yazabilir mi? Yazabilir. Anayasal hakkıdır. Dağıttı İstanbul'u. Burada ilçe belediye başkanlıklarında bir sürü insanlar birbirlerini yedi bitirdi falan bilmem ne seçime girdiler. Biri kazandı biri kaybetti. Ondan sonra oraları belediye şube müdürlüğü yaptım. Aha belediye meclis üyesi olarak Ayşe Nur Aslan seni Kadıköy belediye şube müdürü olarak atadım. Diyebilecek ha, bu kadar. Yetki ha. Var elimde zaten. O zaman ben de diyorum ki yarın... Bir dakika, Ayşe Nur Arslan derken ciddi misin? Yani tensi tabii. Çünkü belediye meclis üyesi olursan olur. Pardon, olabilir yani. Önce öyle bir şey lazım. Olabilir. Yani hal böyleyken biz şimdi müthiş bir şey içerisinde... Peki mesela büyük şehir ya da normal şehir belediye başkanlarını da mesela gördük geçmişte kayyum atamasını. Evet, görevden alır, kayyum atar. Bir şey mi bulamaz? Niye gideceğiz biz sandığa? Gerekçe mi bulamaz? Biz demokrasi için sandığa gideceğiz. Ya arkadaş şimdi... Başka çaresi yok. Sandıktan çıkartmayacaklarsa o ya da bu suretle ya da çıktığında bu olacaksa... Hayır olacaksa demiyorum. Siyasi mücadelenin... Tamam canım ama kılavuz istemiyor. Köyü görüyoruz bir bakıma. Yani neler başladığını bakın. Artık eskisi gibi değil.
hakikaten başka bir dönem başladı. O zaman siyaset yapma biçimini, siyasi mücadele biçim ve yöntemlerini onu, tartışmamız gerekmiyor mu? Tabii ki. Onu nereye oturtmamız lazım? Nereye? Türkiye'nin siyasal bekasını kurtarmaya dönük. O da parlamenter demokratik sistemi geri gönderebilmek için. En temsiliyeti pik noktaya taşıyabilmek için. En farklı görüşlerin de orada nasıl temsil edilmesini. Nasıl yapacaksın bunu? İşte bu kısa dönem işi değil, kolay iş değil bu. Uzun dönem, çok zor iş. Uzun dönemde nasıl yerleştiklerini görmüyor musunuz? Affedersin. Tabii ki. Ama vazgeçersek hiç olmaz. Arkadaşım vazgeçin diyen yok. Evet. Ama bu mücadele biçimi, yöntemi, anlayışı ile hani tam amiyane mi olur bilmiyorum. Şöyle bir şey kaptan ben gidemem değil mi? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ülke Cumhuriyet kurulurken müdafaa hukuk cemiyetleri kurulmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurtuluş Savaşı'nın arifesi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri. Bu anlayışla, bu bakışla, en önemlisi bu. İkincisi bir şey daha var. Siyaset kendi içerisinde alternatiflerini de doğurur. Kendi dibe vuran siyasi bakış açıları süreç içerisinde stabil hale gelir, yok olur gider. Dünyada bunun çok örnekleri var. Bunun için biraz çaba göstermek lazım. Ecevit 1980'lerin ortasında DSP'yi kurmadan önce daha 80 sonrası siyasi parti yapılanmalarına bir şey söylemişti. Toplumsal örgütlenme. Tavandan değil tabandan örgütlenme. Taleplerle örgütlenme. Geç kalmadınız mı? Ama geç. Geç, şimdi, geç kalmadınız elbette mı? Bak, ki, çok açık soruyorum. Elbette ki bir gecikmişlik var ama bunu tartışarak da zamanı tüketmemek lazım. Ülkenin zamanını kaybetmemek lazım. Biz şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bir sorun atıyoruz ortaya. Tepkisel olarak bir olayla karşılaşıyoruz. Bir sorun atıyoruz ortaya. Ya çok basiti söyleyeyim ya. Bu radyo televizyon, özel radyo televizyonlarının kuruluşuyla ilgili. Bir tepkiyle inanılmaz bir anayasa değişikliği, bir yasal değişikliği bir şey yaptık. Radyo televizyonların kuruluş sistemi, biçimini bir türlü yerli yerine oturtamadık. Neydi? Tepkiydi bu. Af yasalarında da, infaz yasalarında da hepsinde tepkiyle yaptık. Sorunu çözmek için zamanı kaybediyoruz ülkenin. Oysa biraz gerçekten derinliğine onu tartışabilsek, toplumun bütün katmanlarıyla görüşlerini alarak bir aynı potada yoğurup da bir sonuç elde edebilsek Kaç yıldır Türkiye'nin buraya geleceği belli değil miydi? Şimdi sevgili İdrisciğim, canım arkadaşım, hatta dediğim başta söyledim aramızdaki deyiciyle babacığım, Allah aşkınıza senelerdir ağzınızı elinizi tutan mı vardı? Hani ben CHP yönetim adına seni de hırpalamak istemiyorum. Yo. Burada böyle bunun manası olmadığında farkındayım ama parti meclis üyeliği yapmış ve partide belli bir özgür ağırlığı olan bir insansın. Onu ben biliyorum. Şimdi şunu soruyorum. Elinizi ağzınızı tutan mı vardı? Niye zamanında tartışmadınız, sorunları koymadınız, örgütlenmeye başlamadınız, harekete geçmediniz? Ata alan Üsküdar'a geçti Ankara yolunda. Ne tuttu? Bundan sonra ne yapılabilir? Ne yapacaksınız? İşte seni yarını planlayabilmen, programlayabilmen için dünü de çok iyi bilmen ve kadroların da çok iyi olması lazım. Benim kendim siyasal görüş duruş olarak bir bütünü koruma kaygım olmuştur hep. Hep birlikte olalım. Birbirimizin çok önemli. Birbirimizin ardını kurcalamayalım. Birbirimizi kurtaralım. Oraları toparlayalım. Çukur kazmayalım hiç kimseye. Ama bu anlayışta olmayan, siyaseti sadece kendi siyasal bekası adına alıp yürüten ve bir oligarşi oluşturan. Yani kişisel bekası demek istiyorsun aslında. Tabii. Kendi adına ve bir oligarşi oluşturan. Bu muhalefette de böyle, ne yazık ki iktidarda da böyle. Şu anda iktidarda bir oligarşi var. Muhalefette de bir oligarşi var. Benim şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şimdi belediye başkan adaylarımı, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adaylarını 5 yıl önceden tarihi belli olan bir seçimi neden ön seçimde değil de merkez yoklamasıyla yapıyorum? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bakın 82 Anayasası'nda basın hürdür, sansür edilemez diye yazar. Altına bir ancak vardır. Ya da
kişi hak ve hürriyetlerini herkes kullanabilir ancak diye vardır ve ancak anayasası. Şimdi bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir tüzüğü vardır. Bu tüzükte ön seçim asli unsurdur, vazgeçilmez. Ancak eğer karar verilirse merkez yoklamasıyla ya da eğilim yoklamasıyla da bu tespitler, aday tespitleri yapılabilir. Ön seçim esastır. Ancak ben esası almıyorum, ancak tarafını alıp yapıyorum. Neden? Efendim bu örgüt yapısıyla doğru adaylar çıkmayabilir. İyi de bu örgüt yapısı sizi oraya getirdi. Partiyi yöneten arkadaşlarım. Bu örgüt yapısı sizi buraya taşıdı, getirdi. Kurultayda bu örgüt taşıdı sizi. Şimdi bakın, Cumhuriyet Halk Partililere gidin deyin ki, bu örgüt yapısından memnun musunuz? %90'ın üzerinde hayır çıkar. Deyin ki onlara, adaylar hangi sistemde belirlensin? Ön seçim der. Böyle de bir çelişki var. Ama her şeye rağmen, tarihi belli olan bir seçimde benim adaylarımı ön seçimde belirlemem en doğalı olanıydı. Şimdi bunu yapmadık. Buradan bir sürü sakıncalar çıkacak. O sakıncaları konuşacağız. Açıklanan adayları konuşacağız. En önemli merkezler İstanbul, Ankara için her iki ittifakta da, Cumhur ve Millet İttifakı'nda, daha doğrusu böyle bir ittifak var mı onu da soracağım. Bunları konuşacağız. Abdülkadir Selvi, CNN Türk'te yayınlanan gece görüşüydü galiba adı programda, dedi ki birkaç hafta önce Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'le konuştu dedi. Bu iddia yer verdiğim bir siyaset insanıdır demişti. Peki bu sefer ne görüştüler? Geçenlerde Erdoğan bazıları rahat durmayabilir demişti. Gül'ü kastediyor diye ben zaten bir yorumda bulunmuştum. Bu Abdülkadir Selvi bu bilgiye ulaştığına göre haydi haydi Erdoğan ulaşmıştır ve elbette bunu kastetmiştir. Daha açık ortaya çıktı. Bunu konuşacağız ve lütfen ekrana gelsin, öyle veda edelim. Birinci bölümü böyle noktalayalım. Sadece Avrupa'da değil, Fransa'da değil, Avrupa'da değil, Türkiye'de de bir sarı yelek alarmı var. Gençlerden, yoksullardan korkanların alarmı tabii elbette. Görüşeceğiz efendim, ikinci bölümde konuşacak çok şey var. Halk Kitabevi'nin sunduğu Medya Mahallesi devam ediyor.